10. yüzyılda Osmanlı döneminden kalma bir rahle ve üzerinde Kur'an-ı Kerim. Etnografya Müzesi'nde kili ve kilim ve halıların olduğu bölümdeyiz. Yine çini ve vazoların olduğu bölümdeyiz. Etnografya Müzesi içerisinde. Burası da gerçekten görülmeye değer. Erzurum Müzesi'nden hatırlayacağınız üzere orada da mühür yüzükler vardı. Burada da yine mühürler ve tılsımlar var. Daha yakından çekersek daha net bir şekilde görebilirsiniz. Muhteşem işlemeleri daha yakından görmenizi tavsiye ederiz. Mühürlerin hemen yanı başında bazı taslar var. Bu taslar şifalı taslar. İçerisinde çeşitli ayetler, dualar yazılı. Muhtemelen içerisine su dökülüp, dua okunup şifa bulduğu düşünülüyor. Şimdiki kadınların çoğunda göremediğimiz şu broşların o dönem çok sık kullanıldığı ve o kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Selçuklu hükümdarı 1. Gıyasettin Keyhüsref'e ait taht. Yine 18. ve 19. yüzyıla ait Osmanlı'dan kalma zırh, kalkan ve dizlikleri görüyoruz burada. Şu muhteşem zırhın işlemiş ve savaşa karşı alınan tedbirlerinin önlemlerini görüyorsunuz. Böyle bir masa ve vazo hediye olarak göndermek isteyen olursa kabul ederim. Bunu 19. ve 20. yüzyıla ait aynalar, fesler, bu da güzellik aynası. Beni görüyorsunuz.
bir kere ait Aşık Veysel ve Büyük At portreleri burada. Hemen yine burada Nuri Alaç'a ait Sünnet Verasi'ni anlatan tablo. Yerde kadın ve çocuk heykeli. En kasvetli portrelerden biri tifüs salgınını anlatıyor. Hayırlık Gölü'ne ait portakal, Hatay'da portakal toplayanların anlatıldığı bir tablo. Yakınlaştık biraz.